Efendim güzel kadın her zaman güzel kadındır. Biraz doğuştan, biraz da sonradan artık minik böyle estetikler, iyi bakımlar vesaire çirkin kadın yoktur. Misali ya hani çirkin kadın var mı yok mu diye şimdi bir hanımefendiye soracağım. Bir güzellik merkezi biliyorsunuz güzellik merkezlerini bu aralar taktım. Ve Duru Kamile Temşi bir güzellik uzmanı. Onunla sohbet edeceğiz. Güzel kadın nasıl olunur? Güzel kadın olmak için ne yapmak lazım? İlk soru, güzel kadın olmak için ne yapmak lazım? Merhaba öncelikle. Sizin yanınızda olmak çok güzel. Çok Enerjiniz teşekkür çok ederim. yüksek. Çok teşekkür ederim. Ve çok güzel kilonuzu vermişsiniz. Ve Aa, çok çok güzel. beğendim. Beni takip ediyordunuz o zaman. Bir ara ediyordum, sonra baktım çok dalıyorum size. Öyle mi? Çünkü üniversite okumak kolay değil. Bir psikoloji okuyorum, bir de laborant veteriner. Nerelisiniz siz? Bulgaristan göçmeniyim. Ah hemşerimsin bir de. Öyle Ben mi? Sümenliyim sen. Ah Razgrad. Aa, inanmıyorum. Aa, Ben niye fark aramızda da etmedim? 70 kilo. 70 kilometre. Evet. Yani şimdi ne sordunuz bana? Güzellik. Evet, Her güzellik. kadın güzeldir. Ancak kadını güzel yapan çok önemli. Ben öyle bakıyorum. Tabii ki dış görünüş çok önemli. Ruhu da çok önemli kadının. Konuşması da çok önemli. Davranışı, hal ve hareketi beraberinde güzel yapar kadını. İşiniz nerede? İş yerim şu anda yok. Home office ve freelance çalışıyorum. Freelance çalışıyorsunuz. Kendiniz gidiyorsunuz bakım yapmaya Evet. evlere. Bak bu çok ilginç biliyor musunuz? Herkesin çok aramış olduğu bir şey aslında. Ya işte güzellik merkezine gitmeyeyim de korona olurum vesaire. Veyahut da ne bileyim kocam izin vermiyor eve gelir misin filan. Muhafazakar da bir hatun. Yani her eve girebilecek Teşekkürler. nitelikte bir hatun. Teşekkürler. Çok keyifli olabilir. Peki güzel kadın neden güzel kadındır? Çirkin kadın yok mudur? Yani çirkin kadın yok demek istiyorum. Ancak insanlar kendi konuşmalarınla da kendini çirkinleştiriyor. Aynı zamanda o da Mesela çok önemli. Çok fazla gereksiz dedikodu bana göre insanı çirkinleştirdiğini düşünüyorum. evet. Onun dışında öz bakım yapmazsa yine kendini çirkinleştiriyor kişi. Bazen kilolu insanlar da güzel olabiliyor. Yani sadece zayıf insanlar veya kilosu az olan insan güzel değildir yani. Aslında bakımlı olmak Bakımlı, güzelleştiriyor, değil mi? temiz olmak. Yani negatif her şeyden uzak durmak yani. Yani negatiflikle hani ruhumuzu arındırmak ama fizyolojik olarak da biraz da Allah'tan güzellik gelmesi lazım insana, değil mi? Yani yine Notre Dame'ın kan burnunu da güzelleştirebilecek halimiz yok. Plastik Yok. makyaj mı Şimdi yapmak lazım? gerekiyorsa tabii ki şöyle bir şey. Şunu fark ettik. Yani psikolojide de şöyle bir şey vardır. Bazen soruyorlar mesela değil mi? Botoks, dolgu çok mu kötü? Hayır değil. Niye değil? Çünkü kadının psikolojisi güzelse o kadın enerjisi de çok yüksek oluyor. Ve dolayısıyla kendi başlıyor güzelleşmeye zaten. Kendine bakımlar yapıyor, temiz duruyor kişi. Ne konuşacağını, nasıl konuşacağını da bildiği için bir bütündür güzellik diye düşünüyorum ben. Peki son zamanlarda ben güzellik merkezlerini bu popüler kültüre hizmet edip de aslında bu işlerden hiç anlamayan tiplerin güzellik merkezleri açmasına karşı olduğumdan dolayı onları çok ağır eleştiriyorum. Evet. Nasıl buluyorsunuz benim eleştirilerimi? Şöyle, hatta bir konuya değineceğim. Yerinde buluyorum. Mesela güzellik uzmanlarının normalde bize işte lazerdir, bazı işlemlerin bizim için uygun olmadığını, bizim yapmamamız gerektiğini söylerler. Doktorlar bunu elimizden aldılar. Ancak Ayşe Aydın sanırım o bunu başvurdu ve onandı bu. Şimdi özel sektörde, özel hastanelerde güzellik uzmanları ara eleman gibi kullanılıyor. Bunu artık yapamayacaklar. Yani biz bütün her şeyi yapıyoruz ama biz görünmüyoruz. Doktorlar bunu. Yapıyormuş Evet, oluyor. evet öyle oluyor. Şimdi bunu da yapmasınlar. Hani zor işi biz yapıyoruz ama onlar hep önde ya. Yani onların diplomasını kullanarak iş yapıyorsunuz. Evet. Adamların diplomasının taksi plakası gibi büyüttüler. Başka Evet. yaptıkları bir Biz şey yok güzellik yani. uzmanları, bizim hani açan merkezlerini açanlar Ama bu layıkıyla işin üniversitesi falan olmalı mı? ben Ciddi akademisyenler yani öyle sertifikayla değil de.
Güzellik uzmanı, ben birazcık daha derin bakıyorum. Nasıl söyle, açmam gerekiyor. Ben yurt dışında da şöyle aldım. İçeriden başladığını güzelliğin, bağırsaktan. Sadece dışarıdan tamam temizleriz ederiz ama bir mesela bende fondöten pudra yoktur yani. Onsuz da güzel olmalı insan diye düşündüğüm için bu Dış iş makyaj yok yani hiç hatun. yani sadece işte rimel bir şey çektim. Dolayısıyla içeriden temiz olursak, bağırsağımız güzel temiz olursa, karaciğerimiz bu bizim cildimize yansır. Bunun püf noktalarını biliyorum ben. Dolayısıyla gelenlere sadece dışarıdan değil, içeriden de nasıl beslenirlerse bunu sağlayabileceklerini söylüyorum. Yani beslenme de insanın Çok güzelliğinde önemli. çok önemli. Çok önemli. Yanlış beslenme insanda sivilce yapabilir, cildini kurutabilir, işte Hormon torbalanma dengesizliğini olabilir, yapar. hormon dengeleri bozulur, karaciğeri yağlanır, Evet. lekeler olmaya başlar, Kesinlikle öyle. böbrek üstü Bezi tansiyonlarla mesela. ilgili de Evet. işte gözlerde torbalaşma olur Kesinlikle vesaire. öyle. Yani beslenme ile aslında dışarıya yapmış olduğumuz nüksedilen o hizmet, kremler vesaireler aslında iyi beslenmeden yolu. Kesinlikle öyle. Yani çok böyle çok pahalı kremler almamıza gerek yok aslında. Yani çok ufak tefek şeylerle de güzel olabiliyoruz. Yani Yeter ki insanlar kendi kremlerini kendileri bile evde yapabilirler. yapabilirler. Evet. Yani Güzel öyle pahalı markalar da. şeyleri almalarına da gerek yok Ben yani. öyle düşünüyorum. Evet. Çünkü ben bunu kendimde deneyimledim ve etrafımdakilerde de deneyimledim. Hiç olmazsa içine ne kadar ne oranda ne koyduğunu da bilirsin. Evet. Aynen öyle. Bir şey daha ekleyecektim. Buyurun. Siz konuşurken gitti. Gitti Seyhan Gitti. Peki. Gelir şimdi. Tamam. Peki. Evde mesela insanlar kendileri yapmış olduklarında çok daha kullanımlı. Aldıkları ürünle ilgili hatta bir tüpe verdiklerini bir yıl kullanabilirler, değil mi? Evet. Ya şöyle bir şey. Evde tamam. Gene kendine güzel böyle cüzi fiyatlara ürünler alsınlar kendine. Ancak sabah akşam o cildi temizlemezsek, bağırsağımız sürekli doluysa, çok kahve, çok sigara tüketirsek ve psikolojimiz aynı zamanda çok takıntılıysak biz pek iyileşemeyiz. Yani pek de güzel görünmeyiz. Esas işiniz neydi Duran'ın? Esas işim benim alternatif tıp da var bende. Yani Hacamat var mesela ama ben süper. uygulamıyorum hacamat. Uygulamıyorsunuz. Ne uyguluyorsunuz? Yani ben örnek şöyle tavsiyede bulunuyorum sadece. Doktorların işi ya bu. O yüzden. Tavsiyelerde Evet. bulunuyorsun. Peki hacimat yapıyorsunuz. Dimus. Doktorlar yapıyor. Evet. Bunu. Doktorlar Biz yapıyor. sadece gidin hacimat yaptırın diyoruz. Diyorsunuz. Başka neler diyorsunuz Başka doktorlara? neler tavsiye ediyoruz? Sağlıklı beslenmelerini tavsiye ediyoruz. Manuel terapi mi? Manuel terapi masaj yapıyorum. Evet, masaj aynı zamanda. Başarılı Derin mısınız? doku. Evet, genelde öyle derler. Öyle mi? Evet, hanımlar öyle Peki der. nerede oturuyorsunuz? Bağcılar'da oturuyorum. İstanbul Bağcılar, Bağcılar. İstanbul Bağcılar'da oturuyorsunuz. Masaja da gidiyor musunuz? Evet, tabii ki. Talep olduğu zaman Ne gidiyorum. kadar alıyorsunuz bir saatlik masaj, 60 dakikalık masaj? 200 lira alıyorum ben. 200 lira alıyorsunuz. Peki cilt bakımı yaptığınızda ne kadar alıyorsunuz? Şimdi benim oturduğum bölge, ben açık konuşmayı seviyorum. Kırsal bir bölge. Mini cilt bakımlarını ben 75'e yapıyorum. Hanımlar çünkü çok az bakıma geliyorlar. Hiç olmazsa başlasınlar diye 75 liradan mini cilt bakım. Sembolik. Evet, lütfen Tekne hani dönüyor yani. yapsınlar diye. Harika. Tabii küçük küçük böyle. Çok büyük öyle bakımlar etrafımda yok şu anda benim. Masajda başarılı mısınız? Tabii ki. Yani Öyle mi? evet. Peki cilt bakımında, Masajda masajda. uzak uzak yerlerden geliyorlar yani. Harika. Derin doku Hacamat masajım iyidir yapıyorsunuz. yani. Hacamatı Bir de doktorlar bardak, yapıyor. bardak. Kuru kupa yapıyoruz evet. Kuru kupayı biz yapabiliyoruz yani. O da ama acayip iyi oluyor biliyor Evet. musunuz? Evet. Ağrıları çekiyor Çok. falan. Getirmiş olsaydın kupa bile Aa, yaptırırdım vallahi size. gerçekten. Acayip. Yani şuramda bir tutulma var. Ben biraz size yaparım hani. Anlatamam size yani. Yaparım. Nasıl bir tutulma. Tamam. Bugün böyle çok yoğun konuklarım vardı. Ve dün akşam galiba hem geç uyudum hem yanlış yaptım. Yanlış yatmaktan dolayı devamlı olarak ben zaten masajı da alıyorum. Evet. Çok seviyorum masajı. Acayip seviyorum yani. Masaj alırken böyle bir özel kremler var. Onun içine önemli bir madde var mesela. Onu tercih edersek Ne bu? o benim sırrım. Sırrı. Evet. Ağrıyı mı götürüyor? Size özelden söylerim onu. Tamam. O benim sırrım. Tabii ki o çok güzel böyle ağrıyı
yok ediyor. Masaj. Biberiye gibi bir şey mi? Hayır değil. Değil. Aklınıza şu anda gelmez. Gelmez. Kolay kolay bilinen bir şey değil. Değil. Ben sonra size tamam, söyleyeyim. Peki. Aynı peki. zamanda şöyle... Çörek otuyla falan da ben masaj yaptırıyorum. Onlar ayrı. Evet onlar var ama bu dediğim şey pek kimsenin aklına gelen... O ne? Bunu size hediye getirdim. Benim kendi ürettiğim yeni çıktı bu. İşte patentini falan alacağım. Ne bu? Bu Seyhan Hanım koltuk altımıza sürdüğümüzde koku yok. İlç yok. Yani bunu deneyimlersiniz. Ve kararma yok ediyor zamanla. Genital bölge aynı zamanda mantarı yok ediyor. Orada da kararmaları yok ediyor. Peki, Dura Hanım, ne zamandır güzellik uzmanlığına ilgili gönül verdiniz ve bakın dermatolojik ürünler de çıkarmaya evet. başladınız. Herkes böyle bir sürü ürün çıkarır. Siz en kolay ürünü tercih etmişsiniz. Çok ihtiyaç olan. Çok ihtiyaç olan. Çünkü çok kokular yani benim ihtiyacım etrafta. Yok ama başkalarının çok ihtiyacı var. Bir de çok kimyasal aslında kendini böyle şey temizlemeye çalışıyorlar. Nedir bu? Bu Rakamı daha, ne? Bu çok doğal bir şey. Ben bunu 100 TL'den süper. Evet, koydum böyle ki bir şeyi herkes 300 alabilsin. liraya 400 liraya Evet, alıyorsunuz. normalde başka semtlerde Kürsal'ın yani bölgesine göre fiyat ileride. Kargo Bunu... yapıyorsun, yolluyorsun. Evet, aynen o şekilde. Ben vallahi yapacağım bunu. Ver evet, bana. Şu sizin. Harika. Bu ne? Evde çantası. Çanta. Peki. Şimdi Rayha adı ama daha etiketimiz ne çıkmadı. Ne adı? Rayha. Güzel. Rayha. Hoş koku. Vallahi bak ben biliyorsunuz programları doğal yapıyorum şöyle. Bak. Şimdi stüdyodayız. Çıkardım böyle dedi ki hanımefendi. Seyhan Hanım dedi size getirdim bunu. Koltuk altınızda dedi. Kararmalarla ilgili dedi. Kesin dedi hemen netice alıyorsunuz dedi. Ve şimdi netice alıyorsunuz dedi. Ve çok güzel bir ürün. Normalde bu ürünü yani bu kadar ürün konduğunda 3-4 o kutuyla almış olduğunuz ürüne tekabül ediyor. Ve hanımefendi 100 liraya veriyor. Neden diyor? Tanıtım bütün kadınlara amaçlı. Diyor. Ulaşayım diyor. Evet. Yani 400-500 liralık bir 4-5 tane olabilecek bir ürünü sıkıyorsunuz koltuk altınıza. Hem lekeniz kalmıyor, hem kokunuz kalmıyor, hem akarınız yok, hem kokarınız yok. Haberiniz çok olsun. Hanımefendiye etiketliyorum. Ve çok iddialıyım diyor. Bakın benim ihtiyacım yok. Pembe benim koltuğumun altı. Deniz Akkaya haberin olsun. Ay. Çok güzel bir şey. Öpüyorum. Teşekkürler. Evet, devam ediyoruz. Evet. Peki, eğitiminizi nereden aldınız bu konuyla ilgili? Nihattik. Oradan aldım. Nihat? Nihattik. Maya Akademi'den aldım. Maya Akademi'den. Ancak tamam. Şöyle bir şey. Oradan niye aldım? Hani daha kendisine o anda öyle denk geldi. Başka yerden de alabilirdim. Ancak benim... eğilimin bu konulara çok çok küçükten dayanılıyor. Mesela Bulgaristan'da böyle şey yaparlardı okullarda. Çok başarılıdır. 7-8. Bulgaristan, Romanya, evet. Anna Aslan. Aman Allah'ım bu Maria konuda olan. Maria belki duymuşsunuzdur. Bir herbalisttir kendisi. Kitapları. Ben biliyorum. Evet. Kendisinin kitaplarını ben 7. 8. sınıfta biz giderken böyle şeylere, tatillere okuldan. Herkes kolye falan alırdı kendine. Ben kırtasiyeye gidip kitap evlerine onun kitabını alıp sırganla saçlarımı yıkamak. Oh, daha o zamandan ya. Dura Hanım, evet, helal olsun o vallahi. Zamandan kalan bir şey. Benim kendi başarım da var aynı zamanda. 10 yıldır ben şey çektim. Psoriyazis, sedef hastalığı çektim. Bunu hiçbir şekilde hani doktorlar bunu hep kortizon verdiler. Geçmedi. Kendi yöntemlerimle Allah'ın izniyle ondan da şifa buldum. Bunu da böyle etiketledim ki sizi. Hı hı. Teşekkürler. Vallahi her şeyin güzeline layık. Ben bayılıyorum ki teşekkür böyle ederim. Müteşebbis hanımefendilerin başarılı olmalarını çok istiyorum kadınların. Çok sağ olun. Çok çünkü teşekkürler. Fark ediyorum ben. Çok ben bayılıyorum. Hatunlarla böyle sohbet edeyim. Onlara yepyeni bir vizyon açayım. İletişime geçin yazıyorum. Teşekkürler. Geçin. Numaranız kaç? Telefonunuz? 0530. 0530 313 313 66 66 05 05 hı hı. Aha, yazdım. Teşekkürler. Bunu da buradan etiketledim programda da. Teşekkürler. Doğal bir program. Evet. Doğal bir program. Yazdım. Hoba gitti.
Peki. Peki Duru Hanım, işte hacamat olsun, kupa olsun, manuel terapi onlar olsun, benim için güzellik çok çok merkezi önemli. olsun. Bunlarla ilgili bir açmayı düşündünüz mü? Şimdi hacamat devletimiz herkese sertifika verip öğrenin dedi. Ancak bunun bir şeyini kolaylaştırması gerekiyor. Mesela Almanya'da Halbuki bir bizim hemşire... Osmanlı'dan beri Evet. Bir geleneğimiz bu, müthiş bir şey yani Evet. hacamat. Şimdi Ben devamlı yaptırıyorum. Ben 3 ayda bir yaptırıyorum. Ben her ay yaptırıyorum. Her ay Ben 3 tavsiye aydır ediyorum size. ve müthiş Kan oluyor. değerleriniz düzgünse, kansızlığınız, bir demir eksikliğiniz yoksa her ay tavsiye ederim yani. Yani işte onun da takviyeler yapmak lazım. Demirdi, Evet, çinkoydu onun çok güzel vesaire. bir takviye şeyi var. Onu da söylerim size. Doldurur o böyle bankayı. Öyle Tabii mi? tabii çok güzeldir. Harika. Hı. Onun dışında hacamat tabii ki çok çok önemli. En sevdiğim o. Çünkü dokuları güzelce temizler. Doktorlarımız daha iyi bilir tabii. Biz sadece tavsiye ediyoruz. Tavsiyelerimiz doğrultusu. Hanım. Peki. Peki. Evde hazırlamış oldukları ürünlerle ilgili hanımların. Hı. Kendileri de aslında insanlar kendilerine bakabilir. Güzellik merkezlerine gidip ciltlerini temizletmeyi ne kadar da bir yapmalılar? Ayda bir mi? Ayda bir. Daha fazlaya gerek yok. Evde sabah akşam yapmazsa o ayda bir hafta sonra görünmez. Yani sabah akşam temizlesin herkes cildini. Yani çok ihtiyaç var buna. Ve şey, makyaj yatmasın değil mi O hanımlar? zaten hiç asla öyle bir şeye gerek yok. Yani Kırışır. hem kırışır hem gözenekler kirlenir. Sonra büyür porlarımız. Sonra benim gözeneklerim niye bu kadar büyüdü? Sebum artışı Niye? devam eder. Benim cildim çok iyidir ama. Evet, güzel, evet. Acayip iyidir. Bak şimdi makyajı sileceğimiz, Evet. sileceğiz. Başlayalım mı istersen? Başlayalım. Güzellik merkezlerini artık ayağımıza getiriyoruz ve burası televizyon stüdyosunda uygulama yapılıyor. Oo! Bugün bol bol konuklarım oldu. Bol bol konuklarım oldu. Ve Duru Hanım. Merhaba. Merhabalar. Oh ne güzeldi uygulama. Oh. Ay anlatamam. Ay. Makyajlar silindi. Biz makyajsız da çekim yapıyoruz. Rahat olun. Tırsmayın. Uygulamaya da çok gerek yok. Merak etmeyin. Şu anda ne yapıyoruz? Şu anda peeling uyguladım. Hafif böyle. Temizledik. Evet. Şimdi onu temizliyorum. Biraz pütürlü olduğu için zaman alıyor. Peelingde ne yapıyoruz? Gözenekleri mi açıyoruz? Hem ölü tabakayı alıyoruz. Onu inceltiyoruz oraları ki yeni hücre yenilemesini teşvik etsin, alttan gelsin. Temizliyoruz yani, bayağı kazıyoruz. Ama ince ince, alttan. Ölü tabakaya en güzeli oluyor. Tamam. Bir nevi yani güneşten yandıktan sonra deriyi soyar gibi, evet, soyuyoruz. Toniğimizi uyguluyoruz. Yandım dediniz de, yoldunuz dediniz de, işte burada yatıştırıyoruz cildi tonikle. Açılmış gözeneği biraz sıkılaştırıyoruz. Normalde bu işlem ne kadar sürüyor? Burada stüdyodayız şimdi diye. Şimdi normalde bir saat. Niye? Çünkü ben kafa masajı da ekliyorum buna. Oo. Çünkü
gerekiyor kan dolaşımı için. O yüzden biraz uzun sürüyor o zaman. Şimdi burada hızlı hızlı. Tamam. Peeling yaptık, tonik yaptık. Sonra? Önce bir köpükle temizledik. Herkesin cildine göre. Ben burada biraz daha sensitif getirdim. Hani cilt tipinizi pek bilmediğim için. Herkesin kullanabileceği şeyler getirdim. Nasıl benim cildim? Cildiniz gerçekten çok güzel. Hafif ben yani herkeste olan hafif kuperozlar var. O da normal. Ne mesela var? Kuperoz var mesela sadece. Kılcal damar. O da çok az. Çok az. Bende bile daha çok var. Yani açıkçası. Güzel yani cildiniz. Yanlış kremler vesaireler kullanıldığında evet. Kılcal damarlar ama çıkabiliyor. Kılcal damar çıkabiliyor. Yani yağlanabiliyor cilt. Kuruyabiliyor. Şimdi yani cildinize uygun şeyler yapmak kesinlikle. Lazım değil mi? Evet kesinlikle. Bu nedir? Bu kolajendir. Cilde şu anda bu yediriliyor. Hı hı. Yeni bir cilt bakımı olduğu için. Göz altına da şöyle gelse hiç sorun değil. Çok iyi olur. Şu eldivenleri çıkarsanız da yapsanız. Yapayım mı öyle? Evet yani ya. Rahatsız olmazsanız. Olmam. Tamam. Sanki böyle üzerinde ceset torbası dolaşıyormuş gibi. Tamam. Pandemiden dolayı böyle. Şöyle yıkıyormuş hemen. Tamam. O zaman biraz daha yedirelim. Bir de güzel masajla yapalım bakalım. Duru Hanım'ın yapmış olduğu uygulamayı izliyorsunuz şu anda. Yatırdı beni hatun stüdyoda. İlk kez başıma geliyor böyle bir şey. Ben de zaten makyajımı silmeye bayılırım programdan sonra. Bugün çok kalabalık bir konuk listem vardı. Oh! Süper dokunuşlar. Of, o ne yapıyor? Burada sinüslerimiz var bizim. Sinüsleri açıyor. Evet, aynen öyle. Çok rahatlatıyor kişiyi. Kapı masajı var ya, bayılıyorum. Ay ellerinde ne kadar şifalı. Teşekkür ederim. Of, sanki günün yorgunluğu gidiyor yemin ediyorum. Of Duru Hanım. Çok sevindim, iyi geldin. Şimdi normalde küpeleriniz olmasa şöyle yapacağız. Kulaklarda sinir uçları çok değil mi önemli, aslında? Çok. Sonra boyun mesela.
Orası var ya işte ağrıyan yer oran. Evet, orasını kalktığınızda ben size yine dokunurum. Çünkü böyle şapka var. Evet. Kalktığınızda yapalım oraya birazcık, olur mu? Olur olur. Şimdi ben... Yo, bunu çıkarabiliriz. Çıkaralım mı? Tamam. Benim hiç şeyim yok ya. Tamam. O zaman birazcık oraya dokunalım. Acıyor mu çok? Çok. Acaba ben son ne zaman aldınız? Çok uzun zaman önce mi? Nasıl? Sana hacamat çok iyi gelir de o yüzden dedim. Hacamatı 2 ay oldu yaptırmayalı. Bir güzel. Doktora tavsiye edin beni. Evet evet edeyim de. Of of. Orada ne var? Burada şimdi normalde omuriliğimiz, omurgamızın en baş noktası. Tabii ki yani oraları şimdi tuttuğu için ne oluyor? Aslında sadece oradan gelmiyor. Yani omurgamızın tamamı şu anda. Bu yük oradan geliyor. Ama nasıl ağrıyor? Tabii. Şimdi sırt masajı yaptı, derin doku masajı yapsalar, yani yaptırsanız böyle bir sorun kalmayacak. Şöyle biraz çekiyoruz. Ah. Acıdı mı çok? Acıdı. Tamam. Şöyle. Tamam. Oraya hiç dokunmayalım o zaman. Orada bir şey var o zaman. Tamam. Ah. Normalde acımaması gerekiyor ama. Orayı hiç yapmayalım. Bazen hassas oluyor kişiler. O zaman siz çok derin doku masajı yaptırdınız mı daha önce? Çok. Hafif olur sizinki. Hassassınız çünkü. Normalde iyi yoğuruyoruz böyle. Güneş kremimizle bitiriyoruz. Oh. Çünkü gözenekleri açtık. Şu an ne kremi kullanıyorsunuz? Şu anda güneş kremi. Yani koruyucu. Evet, kapatıyoruz işlemimizi. Çünkü gözenekleri açtık. Ve tekrar lekelenme olmasın diye temizledik. İncelttik tabakayı. Kalın atrofi olan şeyleri aldık. Hücreler temizlendi. Ve çok hassas olabilir şu anda. Yani bir saat güneşe çıkmazsa kişi çok iyi olur mesela. Yaptıktan sonra, evet. Özellikle yaptırdıktan sonra gözlüğünü takacak evine. Hı-hı. Şapkasını geçirecek evine. Evet, kesinlikle. Çünkü gözenekler açıldı. Hı-hı. Direkt olarak temas olmamız lazım güneşle. Evet. Ve çok mesela lekelenen kişiler. Aslında D vitamini çok eksiktir o kişilerde. Öyle mi? Tabii melanosit hücresi aynı zamanda şey, tabii dengesizleştiği için aşırı üretim yapıyor. Dolayısıyla D vitaminine mutlaka baktırsın. Kesinlikle azdır yani. Çok düşük. Hangi seviyede. Vitaminler eksik olduğunda cilt kötü hale çinko, gelir? Çinko. DD özellikle, C vitamini, çinko bunlar çok önemli. Selenyum da tabii gerekiyor. Doğal selenyum nedir? Yani kabak çekirdeği diyebilirim ama yetmiyor. Yani onlar. Takviye almak lazım. Evet evet. Doğru yerden takviye. Keşke yetse. Bize desek ki ha. Tabii şey de gerekiyor. Demir B12. Evet, güzel oldu. Bugün her şey çok güzeldi. Son konuğumdu Tura Hanım ve nasıl güzel anlatamam, öyle bir uygulama yaptık ki çok keyifli. Gözeneklerin böyle müzik eşliğinde evinizde de aynı şeyleri yaptırabilirsiniz. Altta telefon numaraları var cildinizle ilgili, masajla ilgili. Hacımat tavsiye ediyor. Kupalar. Yani bir nevi alternatif tıpla ilgili, hı hı, sorular sorarsınız. Güzellikle ilgili size kendi kozmetiğinizi, kendi kremlerinizi üretmeyi öğretir. Şunu alabilir miyim? Buyurun. Teşekkür ederim. Vallahi. Müthiş güzel beyazlatıcısı var. Kar beyaz olmak için hanımefendiyi arayın. İnanılmaz güzel de bir enerjisi var. Teşekkürler. Bir müteşebbisi, bir kadın girişimciyi ağırladığım için çok keyifliydim. Çok güzel program oldu. Güzelliklerle kalın. Hürmetler ediyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçük
erkeklerinin gözlerinden öpüyorum ve güzel kadına diyorum ki, çirkin kadın yoktur, yeter ki bakımlı ol. Evet öyle. Çok güzel oldu cildiniz, bir bakın isterseniz. Öyle mi? Makyajlar da silindir. Makyajsız nasıl güzel oldu? Her şey gönlünüzce olsun, evet, efendim. Teşekkürler. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.